Bu videoda işleri biraz basitleştirerek düşünelim. Önceki videolarda göz rengi için bazı genlerin olduğunu ve bu genlerin iki alel tarafından belirlendiğini söylemiştik. Kahverengiyi kodlayan dominant yani baskın değişkene ek olarak resesif yani çekinik bir değişken de var demiştik. O da maviyi kodluyor. Yine K kahverengi gözü, M ise mavi gözü ifade ediyor olsun. Bu durumda K aleli taşıyorsanız eğer her türlü kahverengi gözlere sahip olacaksınız demek. Mavi gözlü olmanın tek yolu ise homozigot M aleli taşımaktır. Yani çekinik alelden iki tane birden bulundurmaktır. Mesela Hardy Weinberg kuralının özelliklerini taşıyan çok büyük bir popülasyonu inceliyoruz diyelim. Aynı zamanda popülasyonun %9'unun da mavi gözleri var. Bu özellik fenotipin parçasıdır. Mavi gözleri olmak dışarıdan görülebilen bir özellik. Bundan yola çıkarak baskın alel frekansı olan P'yi bulabilir miyiz? Bir ona bakalım. Peki nasıl işlem yapacağız? Öncelikle Q'nun çekinik alel olduğunu bilmeliyiz. Bakalım onu da bulabilecek miyiz? Bence burada videoyu biraz durdurun ve bir önceki videoda Hardy-Weinberg kuralından öğrendiğimiz bilgiler ışığında elimizdekilerle sonucu bir bulmaya çalışın bakalım. Hadi gelin videoda Hardy Weinberg kuralını şöyle bir kere daha hatırlayalım. Bunu bir önceki videoda zaten öğrenmiştik. Şimdi bir kez daha yazıyorum. Kuralımıza göre baskın alel frekansının karesi artı 2 çarpı baskın alel frekansı çarpı çekinik alel frekansı artı çekinik alel frekansının karesi 1'e eşitti. Buraya da P ve Q toplamlarının 1'e eşit olmasından ulaşmıştık. Bir gene alıp incelediğimizde bu iki değişken olan alellerden birisinin gelmesi için toplamda yüzde yüzlük bir olasılık var demiştik. E %9'un gözü mavi renkli ise buradan ne çıkaracağız? Mavi gözlü olmak için en önemli şart genotipinizin, homozigot çekinik olması diyebiliriz değil mi? Yani neymiş pardon bir daha tekrar edeyim. Mavi gözlü olmak için en önemli şart neymiş? Genotipinizin homozigot çekinik olması. Eğer burada sadece bir tane m aleli varsa bireyin gözü kahverengi olur. Dolayısıyla %9 çekinik genlere sahiptir. Ya da bu genotipin popülasyondaki frekansı ya da sıklığı %9'dur da diyebiliriz. Buradaki q'nun karesi teriminin de aynı şeyi ifade ettiğini öğrenmiştik. E, aslında bu bir olasılık hesabı. Q'nun çekinik alel frekansını gösterdiğini söyledik. Q'nun karesini de 2 Q'nun birbiriyle eşleşmesi ihtimali olarak görebilirsiniz. Bu durumda Q'nun karesi de popülasyonumuzun %9'una eşit. Bir başka deyişle de bu terimi %9'a yani 0,09'a eşit olarak yazacağız. Evet. Burası %9'luk kısım bu genotipe sahip diyor. Diğer tarafta da aynı şekilde aynı şeyi söylüyor. Evet, artık Q'yu hesaplayabiliriz. Q'nun karesi 0,09'a eşitse, 0,09'un kare köküne Q eşit olacaktır. Bu da 0,3 yapıyor. Böylece çekinik alel frekansının değerini bulmuş olduk. 0,3 de %30 şeklinde ifade edilebilir değil mi? Popülasyondaki genleri incelersek %30'unun çekinik aleller tarafından oluşturulduğunu göreceğiz. Bundan yola çıkarak geri kalanın yani baskın alellerin alel frekansını da hesaplayabiliriz. Çünkü sadece iki çeşit alel olduğunu varsayıyoruz. P artı Q yüzde %100'e eşit ve e, ya da ikisini toplarsak sonuç 1 etmeli demiştik. Öyleyse dominant alel frekansı da %70 olmalı. Bundan yola çıkarak bir adım ileri gideceğiz. P'nin karesini alacağız. P'nin karesi %70'in karesine ya da 0,7'nin karesine eşit olacak. Evet altına da yazalım. Bu 0,7'nin karesi olacak. O da 0,49 yapıyor. Evet. Elimizde çok sade ve öz bir denklem ya da eşitlik var. Bu denklemin ne kadar kullanışlı olduğuna siz de şaşıracaksınız arkadaşlar. Böylece popülasyonun %49'luk oranda homozigot baskın olan K genotipi bulundurduğunu anlıyoruz. Kanıtlayalım. 2 çarpı P çarpı Q, 0,7 çarpı 0,3, 0,21'e eşit. Onu da 2 ile çarparsak 0,42'yi buluruz. Aynı şekilde %42 de diyebiliriz. Yani %42 ihtimalle genotipinde K ve M olan bireylere rastlayacağız. Bütün bu değerleri topladığımızda ortaya bir şey çıkacak. %49 artı 42 eşittir %91. Buna 1 de %9'u eklersek sonuç 1'e yani yüzde %100'e eşit oluyor. Allel frekansı sayesinde birkaç varsayım yaparak popülasyondaki genotip frekansları hakkında bilgi ediniyoruz. Esasında bu gerçek hayatta epey işimize yarıyor. Mesela bir tür hastalığa sebep olan çekinik bir alelin görülme sıklığına bakarak popülasyondaki heterozigot bireylerin sayısını hesaplayabiliriz. Böylece kaç kişinin hastalık taşıyıcısı olduğunu anlayabiliriz. Gördüğünüz gibi bu denklem günlük hayatta çok kullanışlı.